NBA hoş geldiniz. Gündem videolarında 50 bölümü devirmişiz. Geçen saydım ona göre artık kapakları, sayıları da yazmaya başlayacağım. Çünkü yeni gelenler oluyor. Her dönem bir de benim kanalın ilginç bir içerik yapısı olduğu için her dönem farklı içeriklerden yeni gelenler oluyor. O yüzden onlar da hani bu içerikler ne kadardır devam ediyor? Görsünler istedim. NBA Gündem videosunda da artık zaten sezonda hızlanmaya başladık. Canlı yayınlarda da gelecek, videolarda da gelecek. Yeni bir içeriğimiz başladı NBA'nin arka odası diye. Orada daha farklı, tek tek bir konu üzerine odaklandığımız şeyleri konuşuyoruz Mert'te. O da ayrıca gelmeye devam edecek. Yani 2-3 farklı koldan NBA videoları gelecek. Üstüne bir de canlı yayınlarda NBA Action yapıyoruz. Onlar da işte daha haftanın hareketleri... Güncel daha böyle performanslar, özetler üzerinden yorumlamalar, işte sizin canlı yayında sorularınızı cevaplama vesaire gibi böyle bir içerik daha var. O da orada duruyor ama o tabii onun tekrarı e, abone özel kalıyor. Onu belirteyim 15 TL ve üstü abonelere özel kalıyor deyip böyle bir küçük bir kanal promoşnuyla başlayayım istedim bu videoya. Haftanın gündemi de aslında çok hareketli değil NBA'de. E, sakin bir hafta geçtik, tuhaf tuhaf olaylar oldu. O tuhaf olayları biraz konuşalım. Bunlardan birincisi zaten Cedi'nin e, bütün internette e, komple teorilerine yol açan sarı sıvısıydı burnundan akan. 27 Kasım'da Detroit oynadıkları maçta Cedi tam böyle e, burası elmacık kemiğiyle burnuna doğru bir darbe aldı. Bu darbeden sonra yere düştüğünde burnundan e, işte kan mı geldi abi falan derken bir anda sarı sıvı döküldü. Bununla ilgili doktor videoları falan yapıldı yani NBA'de bayağı konu oldu böyle YouTuber, YouTube'da ünlü olan doktorlar falan bu konuyu konuyu konuştular. E tabi temel olarak çıkan konu e, çıkan sonuç e, bu sümük yani <laughs> tam tamirat tabiriyle aslında e, enfekte olmuş mukus. Yani hepimizin hasta yaşadığı bir şey yani hastalandığımızda burnumuzdan akan o e, koyu renkli koyu tonlu e, iltihaplı mukus aslında. E tabi bununla ilgili teoriler çok komikti ya. işte kanı mı yok işte e, tabi doktorlar da bunu açıklamışlar belki beyni çevreleyen bir sıvı da dökülmüş olabilir işte çünkü kemik kırıldıysa o sıvı akabiliyormuş ama o sıvı hemen bu kadar hızlı akmazmış işte belki birkaç saat içinde burnundan gelebilirmiş. Neyse bayağı detaylı bu konu konuşuldu ben de ufak bir değineyim dedim hani hala kafasında takılan varsa aranızda e, bu bildiğiniz sümük yani. <laughs> ha tabi şu ilginç olabilir. Evet, şu farklı gelmiş olabilir daha doğrusu yere düştüğü anda tabii çok fazla ışık var orada çok parlak zemin de çok parlak ve bir yandan çeken kamera da belli ki böyle HDR falan olunca çok e, parlak ve böyle daha nasıl diyeyim fazla akışkan gözüküyor. Biraz ondan da belki de insanların kafası karıştı belki de Cedi e, hastalığının farkında bile değildi <laughs> bu sayısıyla farkında varmış olabilir e, belki de doktor ona yeni ilaçlar bile yazmıştır. Diğer konu da bu hafta Yanis ile Montrezor Herald'ın kavgasıydı. Bu gerçekten çok saçma bir konuydu. Yani ilk, özellikle Yanis'in bu konu üzerinden bir anda bilinçlenmeye çalışılması oldu Çünkü videonun ilk kısmı son kısmını gördük biz. Olayı da önce bir özetleyeyim isterseniz. Fedelfia Bucks maçından sonra Fedelfia'nın sahasında Bucks kaybetti maçı. Yanis de o maçta çok kötü faal attı. Ki Yanis şampiyon olduğu senenin play hatta final maçından itibaren faal yüzdesini toparlayan, çok daha istikrar atan bir oyuncu konumuna gelmişti. Evet, çok aşırı yüksek yüzlerle atmıyor belki hala ama çok daha istikrarlı atmaya başlamıştı. Ve bunu bir, bu sezonun başında özellikle biraz kaybetti. ve bu onda biraz stres de yaratmış anladığım kadarıyla. Fredelfia maçında böyle kaybedince kaçırdığı faallerin de etkisi yüksek olunca maçtan sonra faal atmak istiyor. Bizim gördüğümüz videonun son kısmı işte merdivenle Philadelphia salonunun çalışanları geliyorlar. Merdivenle orada bir çalışma işte yani maç sonrası belki işte çemberimi düzeltecekler artık, fileden bir şey yapacaklar. Bilmiyorum ne olduğunu. Ya da belki potayı katlayacaklar, her şey olabilir. Yani istosa işte da faal çalışırken zorla girmeye çalışıyor. Yani önce uyarıyor, daha sonra gitmek istemediklerini de bir de ısrarla o merdiveni oraya itmek istediklerinde yani sinenip merdiveni itiyor. Aslında merdiven düz itiyor ama e, merdiven tabii Yanis'in de kuvvetiyle beraber çok büyük de olmuyor. Yani koca merdiveni böyle biraz şey gibi itiyor. Yani iki adam böyle zar zor getiriyor merdiveni. <laughs> Yanis böyle eliyle fırlatıyor falan gibi durum oluyor. Bence o da şey tahmin etti. Böyle. Yani ben bunu böyle iterim gider gibi düşündü. Ama devrilince tabii görüntü daha kötü bir hale dönüştü. O, o anda herkes Yanis'i bilinçlemeye başladı. Tabii e, Allah'tan internet var. Yani bugün internetin en sıkıntılı konularından biri yani alakasız yani özellikle bağlamından koparılmış videoların paylaşılması bir anda konuyu çok değiştirebiliyor. Aynı konu Yanis'te de olmuş. Yanis maçtan sonra ilk anda aslında faal atmaya başladığında önce Harrell gelip ona salça oluyor, topu alıyor, topunu keserim gibi geliyor bir de. Bu çok çocukça bu arada bu hareketler. Yani i̇zlerken bir yandan da güldüm yani böyle şeyler bizim yani lise salonunda falan olur. Salonu paylaşamazsın biri gelir üst sınıflardan topunu alır ya ver işte o atayım iki oynarız gideriz falan olur sonra kavga çıkar falan onun gibi bir durum yani. Neyse sonra Harold gidiyor karşı poda da faal atmaya başlıyor. Yanis bunu görünce sinirleniyor. Gidiyor tekrar içeriden top alıyor. Geri geliyor falan derken saçma sapan bir kavgaya dönüşmüş. Ağız dalaşına dönüşmüş. Sonra işte Tanasis geldi. Onunla da Harold tartışmışlar. Yani aslında böyle konuların oyuncuların bu kadar ilerleteceği noktaya gelmeden belki de daha hızlı çözebilmesi lazım. Belki de işte iki takımın koçu konuşsa soyunma odasında ya da bu olay bir şekilde e, oyuncular tarafından aktarılsa o anda ya da e, daha sakin bir şekilde çözebilecek mesela Harold ya kardeşim bu böyle hani çok iyi olmuyor hani bak bir konuşalım belki bir ortalık toplansın gel öyle atarsın falan dese ne ya yani çok zor değil bunlar. Harold orada biraz horozlanmaya çalışmış yani. Kendi, yani, maçı kazanmanın da ötesiyle. Ama ben şeye varım. Hani maç içinde her türlü trash talk, her türlü rakibin psikolojisiyle oynama tabii yine etik sınırlar içerisinde. Fiziksel oyun tabii yine yine etik sınırlar içerisinde. Dövmeden, kırmadan, pislik yapmadan diyelim tırnak içerisinde. Bunların hepsi okey ama sağ dışında ya bu artık bunlar çok komik konular yani. Ha, mesela buna nerede alışkınız? Türkiye futbol ikliminden çok alışkınız yani böyle tartışmalar özellikle maç sonrası çok olurdu. Yıllardır olur yani. 20-30 senedir benim aklımın erdiği dönemden beri olur. NBA yakışmadı yani çok saçma gözüküyordu. Yani çok da uzamadı Allah'tan. Kapandı gitti. Neyse buna da bir değineyim istedim. Bir diğer konu da aslında e, güzel. Şimdi Alperen'e geleceğiz. Alperen Şengün tabi bana çok soruluyor. Alperen Şengün'le ilgili direkt sorunuz varsa ilk cevabım zaten bu kanalda bulunan Alperen Şengün analizi. Ben bunu e, sanırım bir sene önce yapmıştım. E, ve bu video güzel tepki aldı. Yani kanalın ortalamasının üstünde izlendi. Houston Reddit, Houston Rockets'ın Reddit'lerinde, Reddit subreddit'lerinde paylaşıldı. Daha sonradan İngilizce altyazı ekledik ki yine paylaşılabilir durumda. istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Ve bu analizin üzerine aslında Alperen Şengün'le ilgili çok büyük bir değişiklik olmadı. Evet ufak tefek şeyler var. Onlardan biraz bahsedeceğim olumsuz var bu arada olumlu değil. <laughs> olumlu olumlu kısımları zaten o videoda var. Videonun linkini de e, bu videonun açıklamasına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. E, 15 dakikalık bir videoda bayağı Alperen Şengün hakkında e, detaylara hakim olabileceksiniz. Peki bugünkü konumuz ne? Alperen yok e karşı oynadı. Hatta bu hafta iki maç oynadılar. Ben ilkini izledim. İlk maçta hatta 3. çeyreğin sonuna kadar Houston bayağı kafa kafaya götürdü maçı. Yani üçüncü çeyreğin son 1.5-2 dakikası kala koptu. Yani bir 15-16 sayıya çıktı. Zaten ondan sonra Silas da saldı. Denver da saldı. Orada zaten yok hiç son çeyrek hiç girmedi oyuna. Öyle olunca Alperen falan da oynamayacak. zaten maç gitti. İkinci maç henüz izlemedim ama zaten onu da 20 sayı farklı almış Denver. Ama burada kritik olan şuydu yok için özellikle maçtan sonraki açıklamaları şunu söyledi. Yani önemli noktası da oydu. Houston'ın kendi hücumlarını daha fazla Alperen üzerinden kurması lazım. Daha fazla oyunu onun üzerinden yönlendirmesi lazım ve çok hareketsizler. Şimdi bu iki konu çok kritik. Ben bunların bazı analizde bahsetmiştim. Hatta geçen sene Houston özellikle Alperen'in kenardan geldiği bölümlerde. Şimdi kenardan gelirken daha kısa süreler alıyordu. Ve e, kenardan gelen rotasyona etkisi daha yüksekti. Oyunu yönlendirme, Ana 5'te de oynuyordu tabi ama oyunu yönlendirme yetkisi daha fazlaydı ve Silas bunu ona veriyor gibiydi. Bu sene baktığımda Houston'un farklı maçlarında izlediğimde Alperen'e bunu pek vermiyorlar. Hatta bunu sanırım bizim canlı yayınlarda yok için açıklaması önce konuşmuştum. Kesinlikle ve kesinlikle Alperen üzerinden oyunu daha fazla yönlenmeli lazım ama bu IQ'ya da çok sahip değiller. Çünkü bir noktadan sonra Houston'ın oturmuş bir yapısı, ortak bir hedefi, artık biz başlıyoruz kerteriz noktası olmadığı için herkes hala kendi kendine ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Yani Jalen Green başka bir kafada, Porter Jr. başka bir kafada. Herkes herkes takılıyor yani. O yüzden e, Tabi şimdi de bu sene Jabari Smith geldi. Eric Gordon muhtemelen bir noktada takaslanacak. O da bir şey koymaya çalışıyor ortaya. E, Silas böyle daha savunmacı bir pardon daha savunmacı bir beşle mi çıksam diye bir sezon başı düşündü. Bruno ile başladı. Orada Garuba'yı denedi. Alper'in tekrar 5'e aldı. Tabi sakatlıkta oldukça da bunlar değişiyor. Tekrar bu, bu, rotasyon böyle bir oynadı. Ama hani genel hatları daha çizdi bir rotasyon tabi bu. Geçmiş yıllara göre. Ama hala bir hedef yok. Böyle olmayınca da genel bir IQ, takım IQ'su, takım alışkanlıkları işte takım ortak karar, al, karar, al, karar alabilme gücünü oluşturma yetisine kazanamadığı için bu takım büyük saçmalıyor. Yani Alper'in şöyle pozisyonları oluyor saha içerisinde. Mesela topu tepede alıyor dirsekte hatta üçlüğün üstünde oyunu yönlendirmek için doğru hamleleri söylüyor. İşte mesela işte drive edecekse bir oyuncu köşe yollayacak ya da hand ters zarif tarafta hand off oynayacaksa diğer taraftaki köşe şutörünü organize etmeye çalışıyor. Ama herkes kafasına göre hand off'a çağırıyor, ona screene gidiyorlar. Ya da hand off yapıyor köşede şutör yok. İçeri devriliyor boyalarında başka bir oyuncu var. Yani bu böyle olunca da kendi spacinglerini mahvediyorlar. Ondan sonra ne oluyor? İşte green alıyor. Bir birebir bir, bir oynuyor. Bitirmeye çalışıyor falan filan. Ya da çok kötü bir şut buluyorlar. Ya da Eric Gordon tamam abi ben takımın yaşlısı benim verin bakayım bana. Atın abinizin kıldığı göğsüne falan gibi takılmaya başlıyor. Yani bu çok kötü bir görüntü üstün için. Ve bunu çöze, çözemediler. O yüzden hani yok için açıklamalarını Beni de desteklemesi mutlu etti açıkçası. Çünkü bunu yani koçun göremiyor olması çok tuhaf. Ya yani, oyuncuları da buna ikna etmesi lazım. Yani şu an çünkü Houston bir noktada karar verecek. Ya biz bu takımın geleceğini kimin üstüne kuracağız? Ya burada bence kesinlikle Alper'in üstüne kurmaları lazım. Yani kurmak derken Alperen'in e, yani, tabii ki o iki kısayla çok iyi hücum çıkartabilecekler. Jabari çok daha iyi kullanabilecekler ama bu oyuncuların da görevlerini sahiplenip belki 30-40 atarken de Alperen'in 9-10 asist yaptığı, çok büyük skor gücü olmasa da rebound gücü, oyun yönlendirme gücü ve çok iyi bir pick and roll gücü eklediği bir hücumcu da olabilir. O yüzden hep şunu söylüyoruz zaten. kompak kalıp işte daha böyle light bir yok iç gibi oynayabileceği bir yapıya gelse zaten yok için yola daha iyi gidebilir. Ki NBA bu sene fark etti aslında. Dikkat ederseniz Twitter'da bütün NBA hesapları daha bir iki hafta önce yok için İlk iki yılı Alper'in ilk iki yılı diye karşılaştırmalar yapıyordu ve çok yakın istatistikler var. Ki yok için de ilk dönemi Nurkiç'le beraber oynadığı, yine Denver'ın kafasının karışık olduğu, yok için nasıl kullanacağını çok bilemediği, kendi yapısını kuramadığı bir takımdı. Onun üzerine çok şey değişti. Mesela şimdi Cemal Murray sakatlıktan sonra daha farklı bir rolde. İşte Porter Junior yine keza kendini gösterene kadar daha farklı bir rolde. etrafında çok iyi rol oyuncuları var artık. İşte Houston'da buna karar vermesi lazım. Yani mesela Wood'dan çıkmalarını bekliyorduk. Çıktılar. Doğru bir hamleydi. Bundan sonraki aşamada Alperen'in ilk 5'te olduğu aşamalarda rotasyonu nasıl yapacaklar? Oyun içi bölüşümü nasıl yapacaklar? Oyun yönlenme nasıl yap yapacaklar? Tabii şunu da karıştırmamak lazım. Şimdi bir Houston maçına baktığınızda Alperen top dolaşımının parçası. Ama karar alarak yapmıyor bunu. Top dolaşım başlıyor. Alperen merkezde özellikle merkezde topu aldığında ağırlık merkezde atıyor, savunmaya çekiyor, boş pası buluyor. Benim bahsettiğim to oyunu total yönlendirmek. Yani yarı saha geçtikten sonra bütün oyunu yönlendirmek. Spacing'i ayarlamak, oynanacak sendof oynatmak ya da o anda çalıştırılacak bir kenar oyunu varsa ya da işte mola dönüşü bir oyun varsa mesela bunları çalıştırması gibi. Ya yani aslında yok için yaptı her şey. İşte bu noktada nasıl bir karar alacaklar merak ediyorum ve Alperen'in buradaki görüntüsünde eksiklikler var tabii şimdi Alperen tarafına da gelelim onunla ilgili eleştirilerim de var. Ki bu eleştiriler aslında birazcık yaz Eylül'deki turnuvadan dolayı da kaynaklandı. Yazı çok iyi çalışarak geçirmemiş bence. E, milli takımda da daha farklı bir konumdaydı ki orada mesela daha fazla şut deniyordu. Orta mesafe işte floater'lar, fadeaway'leri deniyordu. Şu an üstünde çok az deniyor ya da denemiyor bazen bazı maçlarda. Bunu biraz daha kullanması lazım. O da belli ki şeyden çekiniyor. Yani birazcık orada yalpalasa, istatistikleri düşse, yüzdesi düşse ayam e, ayağım kayabilir diye düşünüyor. Bu çok kötü bir korku. Houston'ın bir kere bu korkuyu ondan alması lazım ve daha fazla serbesti vermesi lazım. Ya yani Bugün NBA'de, işte Oklahoma'da, Houston'da, Sacramento'da, işte Detroit'te falan ne oyuncular ne serbestlikler aldılar, kullandılar, kullanamadılar. Kullananlar Zaten iyi yerlere geliyor. Alperen de bunu kullanabilecek bir oyuncu. Ama Houston'da şu an bunu alabildiğini hissetmiyor bence. O yüzden de çekiniyor. Özellikle de bu şuttan hiç çalışmamış zaten. E çalışmadığı için de tedirgin. Tedirgin olduğu için de bunları şu an kullanmıyor. Savunmada da aynı şekilde risk almaktan çekiniyor. Neden? Oyunda daha fazla kalmak istiyor. Çünkü fire problemine girmek istemiyor. Bu da çok göze batıyor bazı noktalarda. Çok e, yumuşak kaldığı, kaçtığı anlar oluyor. Anca böyle pozisyon oturursa tamam abi istatistik için yapıyorum hamlesini yapabiliyor. E bu yani çok Kötü alışkanlıklar yaratabilir. Bu Çok tehlikeli yani bir koçun burada çok dikkatli olması lazım. Tamam bu Houston zaten bugün bir şey kazanamayacak. Ama bu oyuncuların daha serbest, daha aktif hareket edebiliyor olması lazım. Ve daha e, ortak bir bilinç oluşturacak şekilde kurgulanması lazım. Şu anda öyle bir kurgu yok. Alperen özellikle bu iki konuda da kendine zarar veriyor. E, umarım bunları geliştirir, daha rahat davranır. Ama bir yandan da hak veriyorum. Hem yazın ortası ve sonrasında işte idman dönemi, kamp dönemi, turnuva falan derken de orada çok rahat bir bölüm geçirmedi. Umarım gelecek sezona daha da hazır gelir ve Houston'da onunla ilgili daha net bir karar alır. Evet gündeme aslında MVP sıralamasıyla devam etsem mi diye düşünüyordum ama MVP sıralaması çok konuşuyor. Oraya geleceğiz şu an hani sezonun çok başı burada çok değişiklikler olacak ama. Benim için bu sezon daha karışık sıralamalar var. Özellikle de en çok gelişme gösteren oyuncu ve 6. adam o ödüllerinde çok ciddi bir karmaşa var şu anda. Burası gerçekten çok karışık. Ya şu an baktığınızda en iyi 6. adam kim olacak? Hani geçmiş yıllarda işte bazen böyle baktığınızda hemen göz önüne çıkan oyuncular oluyordu. İşte Lou Williams gibi, Jordan Clarkson gibi. Ya tamam bu adamların zaten rolü net. Ee, çok stabiller, çok istikrarlar. Bu ödülleri alma şansları çok yüksek fikri hemen gelebiliyordu. Bugün baktığımızda 6. adamda yani Westbrook şu an <laughs> yani iyi kötü bir istatistik veriyor ve daha istikrarlı oynuyor. Yüzlerini toparladı kenardan gelince. Jordan Poole kontratı aldı. 6. adam ama bence aşırı istikrar değil şu anda. Kontratın hakkını çok veremiyor. Maturin çayrak olarak Indiana Bench'ten geliyor ve müthiş katkı veriyor birçok veteran oyuncudan daha istikrarlı ama bir yandan da çaylak önce eni iyi da alabilir bu haliyle yani. Ama orada işte Benkero da ben var. Benkero en iyi çaylağı Maturin e, 6. adamı çok ilginç olabilir. E, Wood Dallas'a geldi. Kenardan bir skor istikrarı getirdi onlara. Tabi o da son dönemde biraz yalıp başladı ama bu oyunun parçası. Bragdon keza öyle. Portis öyle. Sexton. Kevin Love sakatlanmasa zaten e, Cleveland Cavaliers'ın doğal 6. adamı. Gonzalen Keza Denver sezonu ilerledikçe daha etkili hale, hale gelebilir. John Wall ilginç bir şekilde ben çok tutmasam da sezonda Clippers'ın en iyi altıncı adamı olmaya aday. Ya burası çok karışık. Ee, buna bir değinmek istedim. Burayı bu yarışı ilgiyle takip ediyorum. Yani nereye gidecek? Bu tabii biraz şere toparlanacak. Yani bu takımlardan hangileri bir noktadan sonra salacak? Hangileri play e, ana parçası olmak için mücadele edecek? Indiana falan bir noktadan sonra saldığında Maturin belki 5 de oynayabilir. O zaman ilk 5'e geçtiğinde farklı şeyler de konuşabiliriz. Bir nokta gelir Halliburton dinlendirmeye karar verir. Her şey olabilir yani orada. O yüzden burası çok karışık. İstikrarla oturmaya takımların düzene oturmaya başladıkça özellikle de All Star arasından sonra bu ödül daha netleşecektir. Diğer tarafta da 6. adamdan sonra en yani çok gelişme gösteren oyuncu. Mesela bunun ilk, ilk hafta baksanız Calvin Johnson böyle inanılmaz başlamıştı sezon. Sonra aşırı düştü. Tabi Spurs'ün de bunda etkisi var. Ha yine bir ritim bulacaktır. Ufak ufak toparlamaya başladı. Yani çok doğal adayı gibi duruyordu. Ama orada tabi şu anda şey Gildiz Alexander var. oklamı rotasyonda oturdukça o da kendini buldu. Halliburton var zaten yani son 3 ya da 4 maçta top kaybı yapmadan 48 asist yaptı. O da delirdi ki son maçında sanırım yaptı top kaybı. Üstüne Laurie Markkanen var. Utah'ta hiç beklemiyordu kimse. Özellikle fantazi tarafında da bence herkes için büyük katkısı oldu. Desmond Bain şu anda sakat ama çok iyi bir tempoyla başlamıştı sezona. Ki Memphis'inde çok sakatlanan bir takım olduğunu düşünürsek sezon ilerledikçe sakatlıktan herhalde Aralık ortası gibi falan dönecek. E o zaman zaten bu yarış yine doğal adayı olacak. Ya burası çok karışık ki üstüne bir de Bol Bol, Maxi, Darren Fox, Anthony Simons ki Simons da müthiş oynuyor. Ki Vessel burada hala doğal aday. Calvin Johnson doğal aday. Burası da çok karışık. Hatta zorlasak burada Jalen Brunson'a falan bile gideriz. Ki Hörter var bir de. Yani Hörter tabi alamaz bu ödülü bu sezon ama onun inanılmaz şut yüzdesi. Yani %50'yi bulan üçlük yüzdesi. inanılmaz istikrar atması falan da. Yani en iyi şutör ödülü olsaydı mesela bu sene orada <laughs> en baştaki aday olurdu kendisi. Ama gerçekten şu anda en çok gelişme gösteren oyuncu kategorisi de acayip karışık. Bu bu ladderlara ara ara değineceğim bu iki ödülü zaten bundan sonra çok konuşmayız belki ama Özellikle bahsetmek istedim bu kadar yoğun adayın oldu ki MVP yarışı da aslında şu anda ki normal daha sezon başladı bir buçuk ay oldu Orası da e, oldukça çetin gidiyor ama burası buradaki havuz çok büyük Bakalım nereye gidecek bu ödüller çok merak ediyorum gündem konularına son olarak da bir sakatlıklara değineceğim ve ondan sonra da Buraya kadar izleyen varsa Minnesota Timberwolves konuşacağız onu zaten videonun kapağında koyacağım çok merak edilen sezon başından beri konuşulan takım Minnesota Timberwolves ya, açıkçası onlarla ilgili daha geniş bir havuz elde etmek için beklemiştim ee, yeterince maç izledim sanırım en azından bir, şu bir buçuk aylık periyotlarını konuşabileceğiz ama birazdan ondan önce bir sakatlıklara değinelim. Önce aslında döneceklere bakmak lazım. Middleton geçen sezonun playofflarından bu yana yoktu. Bu cuma yani aslında ben video cuma ya yayınlayacağım muhtemelen bir aksilik olmazsa. Ee, videoda aynı gün Lakers'a karşı sahaya dönmesi bekleniyor. Harden dönüyor. James Harden de yaklaşık bir aydır yoktu. O da haftaya pazartesi sahada olacak bir aksilik olmazsa. Lillard da bir süredir kenardaydı. O da 4 Aralık itibariyle dönmesi bekleniyor. Bir de Fultz döndü. Marker Fultz da Orlando yani müthiş bir dönüş olmadı tabii onun için ama en az Orlando rotasyonu için ilginç bir dönüş oldu. Şimdi Cole Anthony, Sachs ve Fultz orada bir anda 3 tane kısa var ama oyun yönlendirmeyi Wagner yapıyorlar. Ben da burada etkili falan derken çok karışık bir ortam oldu Orlando'da. Orlando için bu dönem bu sene biraz böyle seç, oyuncu seçmesi gibi olacak gibi hissediyorum. Yani orada hangi kısalar hangi rolde kalacak? E, rotasyonda nere nereye kadar düşecekler, nereye çıkacaklar onlar için ilginç olacak Pulse'un dönüşü. Tabi bunların üzerine ekstra sakatlıklar geldi. Hayward gitti. Hayward'ın kürek kemiğinde bir çatlak var ki o da bu sezona iyi başlamıştı. Sonunda acaba istiklalde mı gidecek derken yine sakatlandı. Burada da de geçmiş olsun. Onu aslında bayağı ucuza alan fanteziciler çok mutlulardı, kötü oldu onlar için ama e, bu sakatlık kendi kendine iyileşen bir sakatlık yani ekstra bir tedavisi yok hafta hafta bakılacak denmiş. Ee, belki de çok geç olmadan döner. Kevin Love yine sakatlandı sağ baş parmağından. O da haftalık bakılacak. Ee, burada en tabii ağır sakatlıklar American Kingham. Ee, yani Detroit rotasyonu içinde de hani bu sene bir istikrar yakalamaya başlayacak gibilerdi. Onlar için kötü oldu. Kaval keminde bir stres kırığı şüphesi vardı. Şimdi en son okuduğum haberler bir karar verilecek. Yani devam yani iyileşip dinlenerek iyileşmesine mi bakılacak yoksa ameliyat mı edilecek diye. E tabi muhtemelen ameliyat olursa sezonu komple dinlenecek e, şartlara sahip olup kenara gidebilir. E, o yüzden Cunningham'in Detroit için e, durumu belirsiz. Carantin Towns ciddi bir sakatlık geçirdi. O da sağ kalfından e, sakattan sakatlandı. Orada bir gerginlik oldu ki sağ, kalf yani sakatlığı çok kötüdür bu arada. Ben yaşadım baskette de yaşadım. Halı sahada oynarken de yaşadım. İkisi de çok kötüdür yani. çok gerilir ve oranın gevşemesi de çok zordur. Biraz zorlarsanız yırtılır. Hatta daha fazla zorlanırsa tendona bile zarar verebilir. Çok boktan bir sakatlık yani. 4-6 hafta arası olmayacağı söyleniyor. Yani Ocak ortasını bulacak bir sakatlığı var. Ki bunu da birazdan Minnesota bölümünde konuşacağız. Belki de Minnesota'nın Gober'e entegrasyonu için hayırlı da olabilir. Bakalım göreceğiz onu da. Duarte'de sakatlandı o bileğini burktu o da yine 4-6 hafta arası yok ki beyn de e, benzer bir sakatlıktı ki beyn, beynin burkulması daha ilginç yani Desmond beyindeki burkulma parmakta bir burkulma o da çok kötü bir sakatlık onu da ben altyapıda oynarken yaşamıştım bir kere yani parmağınızı burkmak ya da oyun e, tarak keminizin o eklem kısmını o parmaklara bağlı eklem kısmını burkmak çok kötü bir burkma o ve o ağrı geçmiyor dinlenseniz de geçmiyor çok can sıkıcı yapabileceğiniz çok bir şey de yok. Öyle bekliyorsunuz yani. Onu sabit tutup fazla hareket etmeden Aman abi, diye beklemeniz lazım. Yanlış bilmiyorsam beyin de zaten e, boot'un içinde tutuyordu yani en son. E, ama geçecektir o da. Yani o da benim fantasy takımdandı. Tarihsizlik oldu. E, ama herhalde Aralık ortasına falan dönecek diye bekleniyor. Maxi keza sakatlandı. O da Aralık ortası gibi dönecek ama o arada Harden dönüyor. Tabii Shake Milton'u tekrar kazandılar o arada. Chris Paul sakattı. O da yakında dönmesi bekliyor. Onda sağ topunda bir ağrı vardı. Cameron Johnson için kötü oldu kontrast sezonunda. bir iki ay yok dendi. Kasım başı sakatlandı. Herhalde Aralık sonu Ocak başı gibi dönecek. Ama kötü oldu tabii. Tekrar aynı ritmi bulması zor olacak. Aynı mutsuzluk Achiuva için de var. Onu da, onu da iyi bir sezon geçirmesi bekleniyordu ama o da sağ ayak bileğinde bir bağ yırtığı oldu. Onunki de iyileşebilir. Ee, belki playoff'lara döner diye düşünüyorum. Hani o yırtık daha hızlı toparlayabilecek bir yırtık. Yani diz gibi ya da işte tendon gibi bir şey değil. Ama yine zor bir sakatlık. Ee, onu da bekliyorlar. Tabi burada dönen biri oldu. Yine kontrat alıp Kemba Walker'a Dallas'a geldi. Ya bununla ilgili şu an söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hani Kemba Walker'dan... Abi işte boşta eski All-Star'dır... Ee, Niye denemeyelim hamlesi gibi birçok takım denedi olmadı en son New York denedi olmadı bir de Dallas deneyecek bakalım olsun isterim açıkçası hani Kemba Walker Boston sonrası döneminde yani yok oldu gitti ki Boston'la beraber başladı bu süreç bakalım göreceğiz Dallas'ta da ne kadar eskihane dönebilecek e, maçlara çıksın oynamaya başlasın Dallas içerisinde eğer rotasyonda da belli bir yeri olursa o zaman konuşuruz zaten. Şimdi gelelim bu gündem yayınının takımına Minnesota Timberwolves. Aslında bir takım daha almak istiyordum yanına ama Minnesota'ya çok odaklandım bu hafta özellikle. sadece Minnesota konuşalım. Çok soruluyor, çok fazla muhabbet yapılıyor. Amerika'da da Twitter'ın en aktif konularından biri. İşte Gober'i niye aldılar, böyle nasıl entegre edecekler, tarihin en kötü hamlesi, işte 4-5 tane pik verdiler, böyle salaklık olmaz, çok kötü başladılar, nereye gidecekler, her, her gün yeni bir tartışma dönüyor. Ve işin ilginç yanı bu tartışma %100 olarak Gober üzerinden dönüyor. Tabii ki bunun haklılık payları var. Bunu komple kenara atmıyorum. Yani Gober'in... Ya Gober e, önemli bir tool gibi anladınız mı? Yani bu, bunu siz bu parçayı, bu ekipmanı doğru kullanmayı bilmiyorsanız... ...yani bunu kullanma lisansınız yoksa kullanamazsınız. Dünyanın en iyi e, ekipmanı da olsa. Ya bugün çok iyi bir matkap da alsanız eve... ...daha önce hiç matkap almadıysanız, elinizde hiç kullanmadıysanız o duvarı delmeye çalışınca eh ee! falan diye böyle sağa solu patlatabilirsiniz. Ya da araba sürecek ehliyetiniz yoksa müthiş bir arabanız olsa da ona böyle alıp bir yere vurursunuz yani. Biraz Gober'de de o durum var. Zaten Finch de, Coach Finch de biraz yaptığı açıklamadan herkesin kendini bulması lazım bu takım içerisinde. Hani biraz bu karşılıklı olacak, biraz ingen gibi olacak falan gibi bir şeyler de söyledi. Tam ne dediği anlaşılmasa da ben biraz tahmin ediyorum bir koç bakışıyla. Hani biraz daha Gober'in bu takım içerisindeki yerinin de belirlenmesi için aslında dediği şeyler önemli. Herkesin ona göre rolünde değişiklikler yapması lazım. Herkesin sahada kendini bulması lazım tekrardan. Öyle bireysel oynayarak bu işi götüremeyiz. Aslında biraz burada Gober'e değil özellikle Edwards ve Dianca orası hatta Carl Anthony bir mesaj olarak veriyordu bunu. E bu durum var yani Minnesota'da. Aslında yani koçun yani Finch'in de aldığı bazı kararları sevmesem de çok beğenmesem de Finch'i saha içinde de oyuncular Gober'i nasıl kullanacağı hakkında pek bir fikri yok. Yani burada ehliyetlerini almamış durumdalar. Sorun aslında buradan çıkıyor. Peki buna gerek var mıydı diyebilirsiniz. Tabi bu bir tercih. Şimdi Minnesota bu tercihi yaptı. Bu tercihi yapmadan öncesini artık konuşmak istemiyorum. Ben bu takımın koçu olsam elimde Carleton'ın tavsiye olsa mesela Gober gibi bir uzun isterim ama daha ucuz bir uzun isterim yani 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon bandında belki para harcayabileceğimiz kenardan iyi savunma getirebilecek atletik birini bulmak isterler. Ha böyle birini bulmak kolay mı? Değil. Zaten her takım bunu arıyor. <laughs> Ama bunu bulmak zor. Bunu bulmak zor olunca da burada bir tercih yaptılar ve bunu Gober'de kullandılar. Şimdi ellerinde zaten uzun vadede iyi bir kısa rotasyon olduklarına inanıyorlardı. İyi bir forvet rotasyonu da var. Bench de hiç fena değil. Kyle Anderson gibi çok iyi bir yine kenardan gelecek esnek savunmacı eklediler. E bu da çok olumlu. Öyle olunca da Gober'e all-in yapmak çok mantıksız gözükmedi onlar için ve yaptılar. Şimdi bunu artık tartışmaya gerek yok. Peki şimdi ne yapıyorlar? Yani sezon sezonun başına baktığımızda Gober'e ilk önce ya biz acaba Gober'den bir post oyunu çıkartabilir miyiz düşünmüşlerdi. Sağda benim gördüğüm. Hatta bunu Karantin, özellikle Karantin Towns'un beslemeleriyle, kanat beslemeleriyle ondan inen toplarda ve daha sonra Karantin bir beraber oynadıkları oyunlarla yapmaya çalıştılar. E bu çok doğru bir karar değil. Yani hiç mi izlemediniz abi Utah ve Gober'i diyesim geldi. Ya da idmanlarda belki daha farklı görüyor olabilirsiniz ama sağ içinde Gober'in zaten ikili mücadelesi, özellikle sırtı dönük bir footwork'ü, ...gücünü kullanabildiği bir ıı, hareketliliği yok. Atletizmi de yok aslında o kadar. Bu biraz tabii ıı, kafasının ayağına hükmüyle ilgili. Yani orada koordinasyonu zayıf. Yani o terzi işte kim var? Bir de Adams var mesela. Steve Adams da böyle ki playoff'larda geçen sene ıı, sakatlık da vardı sanırım onun ama yok oldu yani. İhtiyacı da kalmadı Memphis. Şimdi Gober daha farklı. Yani Gober en azından atletizmi var ama belli noktalarda bunu kullanabiliyor... Belli noktada hiç kullanamıyor. Komple yok oluyor onun için. Saçmalı bir yere falan düşüyor yani. E bunu yapmak istiyorsanız da pardon Gober'i de işte doğru kullanmak istiyorsanız da bir kere post, oyun, post oyunları olmaz. Ya burada en başta zaten bir sıçtılar. ikisi arasında bir connection yaratmak istediler. Burada iki taraflı sorun var bir de. Karantin Tans da çok iyi bir forvet oyuncusu değil yani. Ya devamlı dışarıdan içe oynayacak yumuşaklı olan çok iyi bir drive'ı olan hemen böyle girip içeride bir footwork ile bir spinle falan çembere gidebilen bir oyuncu çok fazla grind ediyor zaten oraya görüyorsunuzdur. Tam dayak yiyor orada böyle boğuşuyor itiş kakış hücum faal alıyor kendi yıpranıyor çok yoruluyor çünkü hiç gerek yok. Ya yani bir Embiid yumuşaklığı yok çünkü karantinadan tanısı. Embiid'i dışarıdan içeri görmek acı vermiyor mesela. Onun için hatta daha iyi. Hemen bir orta mesafe, tek adım bir spinle çembere gitmek. Çok daha yumuşak bir oyuncu çünkü. El ayak koordinasyonu çok çok daha iyi bir oyuncu hatta Embiid. E, Tam söyle bir adam değil. Şimdi su forvet yapmak iyi fikir ama Towns'ı devamlı dıştan içe drive ettirmek iyi fikri değil. Ne olabilirdi işte burada? Mesela ilk bu soruya cevabım. Towns bence bu sene de çok az şut atıyor ve daha fazla set şut bulmalı. Set şut ne daha sabit. Özellikle de Edwards, D'Angelo Russell ikilisinin drive'ları, drive'larından sonra yarattığı kick'ler. buralarda çok daha fazla şut bulup daha fazla tehdit yaratıp savunmacısını hatta belki burada uzun savunmacısını üstünde tutabilir. Çok daha fazla alan açabilir. Bu da neye yol açar? Gober'in de zayıf taraftan kat edip top tarafında oynanan oyunlarda zayıf taraftan bir tehdit yaratması. Çünkü Gober'in etkili olduğu ne abi? Çok belli bunu. Şampiyonada da gördük. Yani Avrupa Şampiyonası'nın en büyük e, dönüşümlerinden biriydi Fransa için. Çünkü putbackleri özellikle ikinci şans sayılarını orada çöpçülük yaparak toplaması, smaçla bitirmesi hiç kimse yanıt veremedi. Bugün NBA'de de buna yanıt vermen zor. Ve dikkat edin bu dediğimi her mola dönüşünde, her yarı başlangıcında, özellikle ikinci yarıların başlarında Minnesota iyi başlayabiliyor. Neden? Çünkü Finch giriyor soymalısına. Ya bakın yine unuttuğumuz işte Gober'i zayıf taraftan getireceğiz. Siz Carlton Towns'la post ve pick and roll oynayacaksınız. Gober'e top vermeyeceğiz. Gober topsuz oyunundan kendi ekmeğini taştan çıkaracak. Ama ne yapıyor diğer oyuncuların hepsi? Bir yerden sonra oyunu koptuktan sonra ya aman artık ben ben mi kurtaracağım takımı deyip herkes ekmek çıkarmak için taş yaratmaya başlıyor. Resmen taş atmaya başlıyor ondan sonra. İşte Edwards da boş atıyor. D'Angelo da boş atıyor. Gober eline bir top gelince hemen kullanmaya çalışıyor. Saçma sapan. Hiç ihtiyacı yok takım buna. Towns da aynı şekilde. Ya Finch bunu bir türlü oturtamadı ve bunun ana sıkıntısı gerçekten tek başına Gober değil. Ya bütün takım olarak burada sıkıntı var. Yani siz bir kurgu oluşturacaksınız. Bunu hadi bakalım Gober senin üzerindeyiz deyip yapamazsınız yani. Ve oyuncular da bunu da onu suçlamaya başlıyor. Zaten e, geçmiş ünü de buna açık. Edwards'ın zaten sezon başı mesela Edwards fizik olarak berbat durumdaydı. Yani sıçrayamıyordu bile. Hareket bile edemiyordu. Hatta kendisinin şöyle aptalca bir açıklaması da var. Ya, ben de ameliyatın üstten smaç Her geçen sene her maçta deniyordun. Bu sene mi yapamayacağını anladın. E, şimdi yapıyorsun. <laughs> Çok geçmedi yani. Şimdi yapıyor. Son e, bakın Wizards maçına falan hayvan gibi iki tane smacı var. E, demek ki fiziğinde bir sorun varmış. Ve bunu Gober sahadayken de yapabilirsin. Hiç önemli Bu spacing ile ilgili. Ama sen Gober'e kullanmak istiyorsan Gober'e de adım adım direktif vermen lazım. Maalesef Gober hücumda çok da akıllı bir adam değil. Gober ne Gober yürüyen bir duvar. Mesela sezon başında onun üzerinden aldıkları asist, assisted yani screen assisted sayılar çok daha azdı. Şimdi arttı. Yine ligin ikinci sırasında. Çünkü onu yürüyen bir duvar gibi kullanmayı öğrendiler. Ama bunu kısaların yapması lazım mesela. Bunu Karantin'in Towns yapmaya çalışınca çok salakça oluyor. Çünkü hızlı değil. Hızlı olmayınca Gober'in savunmacısıdan screen getirdi. Gober'in savunmacısı zaten hemen ya adamında kalıyor ya switch etse bile hemen kitliyor. Bir de show up yapıp iyice kitleyebiliyor bunları. Hiç hareket edemiyorlar. Towns'un pas özelliği de dışarı çıktıkça kayboluyor. Bu da ayrı bir konu mesela. Yani bak hala şeydeyiz ha. E, kopmayın diye söylüyorum. Gober'le Kyle Anthony Towns'un özellikle forvet post ilişkisindeyiz. Daha oradan çıkamadık. E, bütün oyuncuların e, bireysel performans düşüklüğünün de bunda nedeni var. Onlar kötü oynadıkça bu sefer Kyle Anthony Towns sorumluluk almaya çalışıyor. Bunu da Gober'i kullanarak yapmaya çalışıyor. Tekrar sıçmaya başlıyorlar. Ya yani, o yüzden Minnesota'nın bir an önce Gober'i nasıl kullanacağı öğrenmesi lazım. Ha, Sezon ilerledikten sonra bunu ne kadar öğrendiler öğrenemediler. Şimdi biraz oraya gireceğiz. Özellikle şimdi tabii karantina tam sakatlandı. Bunun üstüne de bir maç kazandılar sadece Gober'in oynadığı maçı. Ve Gober'in bakarsanız aslında süresi bu sene ortalamasına yine bir e, bakayım hemen. Bu seneki süresi şu an 31 dakikalarda ama Özellikle son 2-3 maçta rotasyona girdiklerinde daha böyle 25-26 dakika oynadığı maçlar görüyoruz Gober'in. Çünkü ne yapıyordu Finch? İkisini bir arada oynatmak zorlaştıkça 48 dakika içerisinde ne kadar ayırabilirim diye bakmaya başladı. Ayırdığı zaman tabi bu sefer özellikle D'Angelo Russell biraz daha onu kullanmaya başladı. Edwards hiç kullanmıyor. Edwards oraya biraz kişisel inat haline de getirmiş. Hatta hangi maç şu an hatırlamıyorum ama son topta mesela onun screen'ini, high screen'ini kullanacağı bir pozisyon vardı. Onu kullanmak yerine e, screen'in ters tarafına gitti ve orada sıkıştırma onu hazır bekliyordu. Sıkıştırdı paket oldu. Ya burada inatlaşmanın hiçbir anlamı yok. Yani Gober'i ya kullanacaksın o zaman kullanmayacaksan da niye aldın? Ya da hiç oynatmayacaksın. Ya da diğer oyuncuda onu kullanmaya ikna edeceksin. İşte ikna olmaya başladıkları anlar özellikle de sahada işte D'Angelo Russell, Gober ikilisini tutup rotasyon artı işte Kyle Anderson ya da işte Edwards, Towns ikilisini tutup ya da Edwards, Gober ikilisini tutup devamı bu vakti bölmeye başlıyor. O zaman da süreler iki oyuncu içinde 25-26 dakika aralıklarına iniyor ki daha bence normal, sezon için anormal normal. Ki şimdi Towns sakatlandığı için bilmiyorum Gober'in işte kullanımı nasıl olacak, etkisi nasıl olacak ama Gober daha Utah haliyle oynayabilir şu anda. Ki savunma etkisi şöyle hala çok yüksek. Çünkü Gober'i e, biraz daha yüksek dropta bırakıyor. Yani çok fazla gömülü bırakmıyordu Quinn Snyder gibi Finch. Özellikle de kısaların savunması, D'Angelo Russell Edwards'ın savunması toparlasa ve screenlerden biraz daha kurtulabilseler ve oyuncuya şut vermeyip e, Gober'in droplarına sürseler oyuncularını, savundukları oyuncuları. Gober orayı zaten cehenneme çeviriyor yine. Ve Finch ondan drop'a düştüğünde daha yukarıda kalmasını istiyor. Yani böyle bir show up gibi değil ama çok derin bir drop da değil. Tam ortasında kalıp zaten kulacını açtığında hem havaya hem yana orayı direkt kitleyebiliyor. Şimdi Towns burada peki işte bu spacing de nerede olacak? Onun oyuncusu nerede olacak? Burayı da çok çözemediler. Ee, ama şöyle bir salaklık da var. Onlara karşı hücum eden takımlar da ben, ben burada çok yaratıcı görmedim açıkçası. Yani sezonda buna çok kafa yormamış hücum takımları. Kendi ee, rakipleri daha doğrusu kendi sistemlerine oturtmaya çalışıyor. Yani, tabii çok eksik takıma karşı da oynadı. E, Minnesota özellikle üst üste kazandığı maçlar hep eksik takımlara karşıydı. Playoff'lar geldiğinde bu iş daha çetrefilli olur. O zaman çözüm üretecekler ve daha fazla kafa yoracaklar. "Thomson nasıl zor durumda bırakırız savunmada? Gober'i daha fazla nasıl zorlarız?" diye. Bir de bu şu anda yok. E, artı Finch şöyle bir durumu da var e, mesela bir maçta e, yine Washington maçıydı alan savunması denemeye çalıştı yapamadılar olmuyor yani hani Gober'i ortaya alayım Towns kenardaki alan savunması yapalım Kanat kanatları da işte aktif oyuncular koyarım işte McDaniels gibi ya da o maçta yoktu ama Anderson gibi oyuncuları koyarım diye yok yapamadılar yani tepe oyuncuları yapamadı bu sefer Edwards ve D'Angelo anlamadı ne yapıyorduk abi falan diye böyle gezmeye falan başladılar ya birazcık işte dediğim gibi konu sadece Gober'de değil bunu anlamak lazım. Yani kısa oyuncuların kişisel performanslarının çok ciddi etkisi var şu anda Minnesota'da. Özellikle Edwards'ın geçen sene playofflarında oynadığı daha akıllı oyuna, daha iyi savunma yaptığına dönmesi lazım. D'Angelo Russell kontrast sezonunda onun çok daha kendini göstermeye çalışmak yerine takımı yönlendirdiği bir yapıya girmesi lazım. Ve özellikle onun e, gober picklerini kullanması lazım. De, gober de şimdi goberi siz devirerek kullanamazsınız. Gober picklerini kullanmak ne ne demek? Neden bu oyuncu çok fazla as screen assisted sayı yaratıyor? Goberi siz screen'i kullanacaksınız. Sonra içeri devrildikten sonra onun açtığı alanı savunmacınız da arka, arkanız alarak kullanmaya devam edip, çembere kadar gitmeniz lazım. Ya da siz ortaya girdiğinizde yardım geldiğinde köşeleri görüp bu pası vermeniz lazım ki oyun açılsın. Doğru bir yönlendirme olsun. Ya da hiç daha da ileriye gitmek istiyorsanız Gober'i çember üstünde topla buluşturup ondan bir alıp çıkartabilirsiniz. İkinci kullanım noktası da Gober'i devamlı zayıf tarafa koymak lazım. Bunu da David Finch, David Finch <laughs> bir, bir anda böyle yönetmene gittim. Finch'in çözmesi lazım. Yani zayıf taraftan Gober'i getirmek ne demek? Topun oynandığı tarafta tutarsanız Gobert, Goberin bir hücum etkisi yok. Ama zayıf taraftan gelirse Gober çok ciddi bir rebound tehdidi. Putback tehdidi. ikinci şans tehdidi. İşte orada ehliyetinizi almaya başlarsınız. Yani Gober'in oradan gelmesi, hareketli gelmesi ve arkadan gelmesi lazım. Mesela Washington maçının ilk yarısı Gober devamlı. işte bir de orada Gober ile Porzingis savunmaya çalıştılar. Gober tepede Porzingis'e yakın kalmak yani ki Porzingis zaten drive'ını aşırı müthiş kullanan bir oyuncu değil. Zaten orada şuta odaklı. Porzingis'ten yardım, e, Gober'den yardım getiriyorlar tepe driver'larına. Gober'den yardım gelince kısa oyuncu işte Builder, Morris'tir kimse hemen e, Porzingis'e veriyor. Şutu buluyorlar. Böyle üst üste daha ilk çeyrekte 4 üçlük buldu Porzingis. Ya Gober'den niye yardım getiriyorsunuz abi? Ya bunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani bir kere olur, iki kere olur, üçüncü, dördüncü oluyorsa bu artık koçun hatasıdır. Bir, Gober'den asla yardım getirmemelisiniz. Eğer boyalı alanda, dropta ya da işte zayıf tarafta savunmada kalmadıysa, birebir de siz eğer bir de Porzingis gibi, Embiid gibi, bak aynı hata Embiid'e karşı da yaptılar. Ki Embiid drive edebiliyor. Şimdi siz bir kere çünkü Gober'i yardıma getirirseniz, hadi Gober şimdi sen adamına döneceksin, recover et bakalım dediğinizde o kadar yavaş ve tekrar ivme kazanması zor bir oyuncu ki, bu sefer topu alan herhalde Embiid gibi, Porzingis gibi birazcık topu yere vurabilen oyuncuysa hemen vurup geçer. Hemen ya da faal alır ondan. Bu sefer ne olur? O geçildiği arka tarafta yardım çalıştırmanız lazım. Her yer yayla gibi açılır yani. Köşe şutörde açılır, boyalanana sarkan, backdoor, kat yapan, forvet de açılır. Herkes açılır. O yüzden savunmada bu instructionlara Finch'in artık dikkat etmesi lazım. İkinci yarı mesela bunu değiştirdi. Gober'den yardım gelmeyecek. Gober'in dropları daha, orta, daha ortada olacak. Çok aşağı inmeyecek. Boyalı alanda yardım getiriyorsa da e, oyuncusuna dikkat ederek getirecek. Hücuma geçiyorsun. Hücumda da devamlı top tarafının içindeydi. Post up yapmaya çalışıyor. Towns oynamaya çalışıyor. Yok abi onu da çöp. Onu da geçeceksin. Topla hiç alakası olmayacak. Topsuz tarafta dipte kat eden e, driver, driver'ınız ortaya girdiğinde ya da işte Carleton Towns Top alıp ağırlık merkezi oluşturduğunda oraya giren oyuncu olacak. Tabii ki köşeye de bekleyemez ama boyalı alanın alt köşesinde, üçlükte boyalı alan arasındaki bölgede hareket eden orada arkadan gelebilecek. Ya da dirsekte, keza dirsekte de olabilir. Zayıf tarafın en uç tarafı ama olabilir, gelebilir oradan da. Daha fazla buralardan kullanması lazım Gober'i, Minnesota'nın. Bunu da işte kim söyleyecek abi? Bak bu da mesela bir sorumluluk duygusu, Minnesota'da bu yok. Mesela çok hiç yok. da yine biraz var. Carl Anthony da yok. Eğer Edwards kendi bahsettiği bir geçen sene diyor ya ben Jordan gibi bir oyuncuyum aslında inanılmaz dedi çok çalışıyorum. Yok abi senin önce bir oyunu okuyabilmen lazım. Oyunu anlaman lazım. Yani öyle inatlaşarak kavga ederek bu ya kimse kim abi hiç önemli değil. O anda takımda bir arkadaşın varsa orada onunla oynamak zorundasın. Ha işleri gitmez Minnesota bir noktada takas eder bilemem. Bu onların kararı. Oldu. Ben şu an için konuşuyorum. Eğer buradan bir ekmek çıkarmak istiyorsan Edwards'ın burada avantaj da var. Yani bu herif boş bir adam da değil. Ben şunu söyleyeyim. Sadece şu an Minnesota'nın e, payrolluna baktığımızda Gober'in tabi alması gereken para da 38 milyon değil şu göreviyle. Onu da itiraf edelim yani. Bu biraz da Utah'nın ona verdiği bir ödül oldu açıkçası. Yani buradaki konumu mesela 25 milyon bandı. 20-25 milyon bandı şu özellikleriyle. Mesela ondan sonra gelen ta işte 33 alıyor şu anda. Tabi o extension aldı. E, 2027 yılına giderken 60 milyon çıkacak maaşı. Yani ortalama 50 milyon civarı bir bütçeye geldi. Dianca Russell'ın son kontrat sezonu 31 milyonluk bir kontratı var. Tekrar bu seviye alabilir mi? Şüpheli. Minnesota verebilir mi? O da şüpheli. Vermek ister mi? Onu da bilmiyorum. Ama Edwards böyleyken vermek de isteyebilirler. Çünkü Edwards e, oyunu yönlendirme sorumluluğu şu an asla almıyor. E, Edwards daha çaylak kontratında. Kyle Anderson'ın iki sene kontratları var. Keza burada Jaden McDaniels'ı kesinlikle tutmaları lazım. O da çaylak kontratı. O da en az bence 15-20 milyon bandına oturacak bir oyuncu. Çünkü savunmanın en kritik parçalarından biri. Ya O yüzden burada bir karar vermeleri lazım. Ve eğer Gober'le gideceklerse e, ee, Gober'i iyi kullanabilecek belki bir kısa piyasadan bulabilirler mi? Ya da işte Gober'in rotasyonuna göre Edwards burada artık bu konunun bir parçası olur mu? Bu takımın bir parçası olur mu? Bunlara bakmaları lazım. Tabii şimdi dediğim gibi yani Kyle Anthony sakatlandı. onun yokluğunda Gober'in entegrasyon süresi için özellikle de kısa oyuncularla bağının kuvvetlenmesi için bu bir buçuk iki aylık süre belki uzarsa yani korkulan olur ve daha sakatlık uzarsa onun için çok fayda olabilir. Bu dönemde tabi Minnesota'nın performansına da ee, özellikle bakacağız e, yani bir değişiklik olacak mı? Onların savunması ne seviyeye gelecek? Şu an çok ortalama ortalama altı bir savunma yapıyorlar. Ki burada yine kısalara değineceğim. Edwards'da D'Angelo Russell, Russell biraz topardı son maçlarda. Edwards'da maçların belli bölümlerinde kafasını eserse savunma yapıyor henüz. O henüz toparlamadı. Ee, onlar da toparlarsa belki şey düzelebilir ama şu anda orada çok büyük bir sorun var savunma tarafında. Ama Minnesota'yı toparlarsam günün sonunda şunu söylemem lazım. Şu anda abi yandık, bittik, kül olduk, Gober olmuyor, Kat şöyle oldu, şu oldu, bu oldu konularının hepsinin çözümü var. Bu kolay. Yani Carantin Townsend spot şutlarının artması, onun Forvet oynayıp post up connection'ı Goberle kurma ısrarından vazgeçilmesi, Gober'in zayıf tarafta kullanılması screen assisted sayılarını daha fazla kısalarla kullanması Karantin Towns'la değil. Tam tersine de pick and de, çembere devrilen oyuncu olarak Karantin Towns'un ve pick and pop eden oyuncu olarak Karantin Towns'un daha fazla kullanılması. Ondan daha fazla üçlük bulunması. Yani çok fazla kaldırat üçlük var çünkü. Yani gerçekten çok kötü tercihler yapıyor Minnesota burada. O kaldıratları azaltması lazım. Bak burada mesela şöyle bir avantaj yaratabilirler. Şimdi düşünürken aklıma geliyor da. Özellikle Gober'in o duvar versiyonunu kullandıklarında, iyi e pick kullanabildiklerinde çok hızlı orta mesafede bulabilirler. Ve Edwards bunu seven bir adam. D'Angelo Asıl da bunu deniyor ama müthiş atıyor atmıyor, istikrar tartışıyor. Ama Edwards bunları atabilir. Mesela Edwards'ın dış şut e, tehdidi de olduğu için hatta daha fazla bir alan bulabilir. Ona oyuncu screen dışından geçmeye çalışırsa hemen arkasını alabilir. Üçlük tehdidini de şu anda çok kötü atıyor ama bu tehdidi arttırsa daha da rahat orta mesafe bulur. Mesela DeRozan'a bakıyoruz. DeRozan bu tehdidi olmadığı için aslında çok daha zor şutlar bulup sokuyor. İşte DeRozan bugün Minnesota'da olsa yine aynı sorunları yaşayabilir. Ama DeRozan'ın şut atan versiyonu var Edwards. Onun bunları atması lazım ve daha atletik versiyonu var. Umarım bu kafayla çalıştırırlar. Onun dışında da bireysel performanslar yani Minnesota'nın şu anda çok ciddi bir bireysel performans sorunu da var. Özellikle kısalarda da hatta kanat oyuncularında yani Jaden McDonough da geçen senenin daha formuna ulaşamadı. Kenardan gelen Kyle Anderson da henüz e, eski form durumuna ulaşamadı. Ama işte Nobel'den çok iyi katkı alıyorlar kenardan gelen. Yani Prince'den ara ara iyi katkı alıyorlar. İyi bir rotasyonları da var açıkçası burada. Austin Rivers da burada kenardan gelen oyunculardan biri. O da çift yönlü oynayabiliyor. E bunları biraz daha e, bireysel performansları arttıktan sonra da iyi hale gelebilirler. Hani bir anda şu da konuşulabilir iki ay sonra ya da All-Star arasından sonra eski Minnesota döndü, acayip oldular. Herkesin korku rüyası da konuşulabilir. Ama yok abi biz hala Gober'in işini çözemedik. Hala kafamıza göre oynuyoruz. Edwards Goberle kavga ediyor. öbürü bilmem ne yapıyor. Diye. Olursa da playofflara girerken. Giremeyen bir Minnesota'da görebiliriz. Hiç de şaşırtmaz beni yani. E o zaman Finch'i de yollamak lazım bence. Ya bu da artık koçun işi. Ya koçun işi sadece te ki teknik taktik çözümler bence ortada bahsettiğim gibi. Ama e, oyuncu motivasyonu, oyuncuyu yönlendirmek, oyuncuyu ikna etmek onun işinin ana parçası, ana görevi. E bunu da yapamıyor demek ki şu anda. Yani bu bir de Minnesota e, çok kendi kendine bırakarak çözülebilecek bir takım da değil. Ya çünkü bu olgunlukta değil hiçbir oyuncu. D'Angelo yani Russell 26 yaşına geldi ama bu olgunlukta bir adam değil. Carl Anton Towns da değil. Zaten öyle bir liderlik e, vasfının olmaması tırnak içerisinde zaten Jimmy Butler'ı yollayan etkendi. Yok o kafada değiller yani. gober de böyle bir biri değil. E kim olacak bu? Edwards. Edwards olabilecek mi? O kafada biri mi? Filmde güzel bir villain'dı. Gördük yani e, iyi villain olabiliyor. Filmlerde iyi rol kesebiliyor ama sahada henüz takımına karşı takımını motive etmek adına pek de iyi rol kesemiyor. Umarım keser deyip bugün videosunu bitiriyorum. Kanalı like etmeyi, abone, pardon, kanala abone olmayı hatta katılmayı unutmayın. Destek olabilirsiniz katılarak. Canlı yayınlara gelin. Canlı yayınlarda da hem muhabbet ediyoruz hem NBA konuşuyoruz hem sinema konuşuyoruz. Her şey var orada. Videolar, farklı videolar gelmeye devam edecek. Şu an çok fazla hazırlık aşaması var yine bende. İşte çizgi roman da yapalım. NBA'de gelsin, analizde gelsin, o da gelsin derken yine bir yoğunluk oluyor. Ama hepsi gelecek. Hepsi de ayrı ayrı uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz dedim tek başıma yani ben, ben ve diğer ben gibi bir şey ya. Orada <laughs> bir ekip yok bu işin arkasında. Deyip evet başka ekleyeceğim bir şey yok ya. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki NBA gündem videosu iki hafta sonra olabilir. Çünkü haftaya bir aksilik olmazsa. NBA'in arka odası yapacağız ve yaklaşan CBA sözleşmesini oyuncu ve oyuncular sendikası ile NBA arasında, NBA yönetimi arasında yapılacak sözleşmenin son tarihi geliyor. Ya uzatılacak ya yeniden yapılandırılacak ya da seneye sözleşme için tekrar masaya oturulacak. Bu konuda detaylarını konuşacağız. Ona da bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.